Reklamların ardından Kültür Sanat Kuşağı Artist devam ediyor ve ikinci konuğum karşımda şu anda ve Diğer Şeyler Topluluğu'nun kurucu yönetmeni Yeşim Özsoy Gülan. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Son teşekkür ediyorum. Son oyununuz yola çıktığım gün sakin serin bir sabahtı. Evet, uzun gerçekten, bir ismi var. Evet, uzun ancak bir o kadar da güzel bir isim. Hı hı. Oyun da farklı anlamda çok güzel bir oyun. Ancak başlık kadar, ismi kadar hani yumuşak bir oyun değil aynı zamanda. Evet, haklısınız. Evet, nasıl öyle bir oyun sizden dinlemek istiyorum. Yola çıktığım gün sakin serin bir sabahtı. Özünde gitmekle ilgili bir oyun diyebiliriz. İşte 6 değişik karakter çok erken bir saatte alacakaranlıkta bir Luna Park'ta buluşurlar. Daha doğrusu buluşmaları tesadüfidir çünkü gazetede gördükleri bir ilan üzerine oraya gelirler. Hepsinin ayrı bir sorunu, derdi vardır ve hepsi de gitmek üzere oradadır. Sonra oyun süresince bütün bu sorunlar ortaya çıkar, işte aralarındaki konuşmalardan vesaire. Ve sürekli bir onlar meselesi vardır. Onlar gelecek, bizi alıp götürecekler. Hani öyle bir zamanmış ki herkes içeriye alınıyormuş, işte ortadan kayboluyormuş, nedenini bilmiyorlarmış. Böyle bir korku atmosferi içerisindeymiş herkes. Çok yaratıcısınız. O atmosferin içerisinde, o hayali ülkede. Evet, anlıyorum. Ondan sonra oldukça politik onlar, bir oyun olduğunu onlar da gitmek biliyoruz. Üzere bu Luna Park'a geliyorlar. Politik referansları olan bir oyun. Hı-hı. Ama bir yandan da işte her şey böyle bir masalsı ve hayali bir ortam üzerinde geliştiği için çok yoğun referansları olan fakat bir yandan da biraz şifreli bir oyun. Hatta geçenlerde biriyle konuşuyorduk. Mekan da biraz böyle Galata'nın, bizim normalde Galata Perform diye bir yerde oynuyoruz kendi mekanımızda. Daha büyük bir yerde olması için şimdi farklı bir mekanda oynuyoruz. Yine Galata bölgesinde. Ama çok bilinen bir yer değil orası. Normalde sahne olan bir yer değil. Hamursuz fırınında oynuyoruz. Evet. Eski hamursuz fırını olarak tabir edilen böyle bir fabrika gibi bir yerde oynuyoruz. Ve onun içine bir Luna Park atmosferi oluşturduk. Şimdi hani böyle şeyler vardır, şifreli gidersiniz, hani öyle bir oyun mu oldu bu dedi birisi. Aslında Secret öyle. Secret Party falan, evet, havasında. Onun gibi. Hmm. Aslında biraz öyle bir atmosferi var. Oyunun da öyle. Yani seyirci geldiği zaman oyuna bir sürü şeyi çözmek üzere geliyor. O şifreleri algılaması, duygusal ya da düşünsel olarak bağlanması gibi bir süreç gerekiyor yani oyunun sırasında. Karakterlerin isimleri de mesela Ahmet, Mehmet falan şeklinde değil de işte ASA, adını saklayan adam. Kodlar bir takım yani. Evet, bu gazetede gördüğünüz hani NC gibi işte, evet, böyle evet. Kodlar üzerinden ilerliyor. Gencecik çocuk GC, gencecik kız GK falan gibi. İşte baş karakterimiz var, Doğa, derdi olan adam. O da bir gazeteci. Bir tek onun ismi belki hani biraz normal bir isme Doğa benziyor. Yani. Doğa aslında. Doğa, evet. Ama Doğa öyle, evet, bir anlamı da var aynı zamanda. Kesinlikle çok ilgi çekici. Yani, Haziran boyunca yoğun biçimde oynayacaksınız. Kısaca hatırlatabilir miyiz tarihler, tabii, aklınızdaysa? Biz aslında özetle her cuma cumartesi oynuyoruz gibi gözüküyor. Bazı tarihler değişse de cuma cumartesi, cuma akşamları 9'da, cumartesi 3.30 ve akşam 9'da oynuyoruz. Bazı salı günleri oynadığımız haftalar var. Nereden takip etsin izleyicilerimiz bu takvimi? Şimdi galataperform.com adresinden, yani galataperform adresinden takip edebilirler bizi. Onun dışında tabii ki bilet almak isteyenler My Bilet'e bakabilirler gibi, öyle oralardan bulabilirler. Zaten oyunun ismini de girdiğiniz zaman, uzun bir isim, Yola Çıktığım Gün diye özetliyoruz biz onu artık. Yola Çıktığım Gün yazıp Google'a, evet, oradan gerekli referans sitelerine ulaşabileceksiniz. Galata Perform'da işte performansın performu Galata Perform olarak yazılıyor. O şekilde. Hı hı. Oyuncuların isimlerini var elimde, onları okuyayım. Ali Rıza Kubilay, Hakan Atalay, Begüm Akkaya, Musab Ekici, Oğuzhan Ayaz ve Emin Maltepe. Evet. Doğrudur. Hı hı. Ve sahne tasarımını da Barış Dinçel, evet, yapmış. Oldukça da ilginç bir tasarım, hı hı, bekliyor izleyiciyi bu oyunda. Evet. Luna Park tasarımı var. Fakat biraz farklı. Alışıldık bir Luna Park şekilde değil. Tasarımı. Yani normalde Luna Park'lara gittiğiniz zaman ışıltılıdır, eğlencelidir, bir eğlence vaadi vardır.
Bizde de var tabii böyle bir vaat. Ama bir yandan da hüzünlü olduğunu düşünüyoruz. Biraz hani şu anki atmosferle paralellik kuruyoruz. Onun da hüzünlü, eğlencesi kaçmış bir Luna Park olduğunu düşünüyoruz. Öyle bir atmosferin içine geliyor ama yine tabii dönme dolabıyla, atlı karıncası salıncağıyla orada Luna Park. Fakat biraz parçalanmış, batmış, renkleri gitmiş gibi bir durum söz konusu. Seyirci de aslında farklı bir şekilde oturuyor oyunda. Yani biraz o atmosferin içinde kendini buluyor. İki taraflı seyrediyor. Tek taraflı değil, tribün şeklinde karşılıklı seyrediyorlar. O da bir anlamda kutuplaşmayla ilgili bizim oyunumuzda, yani ikiye ayrılmasıyla ilgili. Yani seyircinin. Hem oyun yazarı hem yönetmen hem oyuncusunuz siz aynı zamanda. Hı hı. Yazıp yönettiğiniz kaçıncı oyun bu ve diğer şeyler topluluğu çatısı altında? Yani sadece Türkiye'dekileri sayarsam 10. oluyor ama benim bir de yurt dışı deneyimim oldu. Almanya'da devlet tiyatrolarından davet aldım oyun yazıp yönetmek için. Bir sene orada yaşadım. Onunla birlikte sayarsak 11 oyun oluyor. Ve birçok katıldığınız festival ve bienal var gerçekten de. Hı hı. O anlamda oldukça aktifsiniz Türkiye'de oyunlar sergilemek dışında. Ve diğer şeyler topluluğunu bize biraz daha anlatır mısınız? Ne amaçla kuruldu, bugüne kadar neler yaptı? Biz 2002'den beri tiyatro topluluğu olarak varız. Daha sonra Galata Perform diye bir mekanımız oldu. İşte 2004'ten itibaren, 2003-2004'ten itibaren de orada var olduk. Yani farklı metinler, yeni metinlerle uğraşıyoruz. Yeni teknolojiler ve disiplinler arasılığı üzerine gitmeye çalışıyoruz. Yani farklı disiplinleri daha fazla bir arada gördüğümüz bir oyun atmosferi yaratmaya çalışıyoruz. Özellikle oyun yazarlığı üzerine çalışmalarımız var. Yeni oyun yazarlarına açık atölyeler yapıyoruz. Uluslararası ağlara açık projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Mesela geçen sene Yeni Metin Yeni Tiyatro Projesi olarak ilk defa bir festival düzenledik. Daha doğrusu bu sene oluyor, Nisan ayında. Ama öncesinde 4 aylık bir atölye sürecinde oyun yazarlarının gelip hem Türk dramaturg ve oyun yazarlarıyla bizim ekibimizle çalışması mümkün oldu. Ama aynı zamanda Fransa'dan oyun yazarlığı bölüm başkanı Enzo Korman'ın 10 gün ders vermesini gelip sağladık. Kısa dönemli gelenler oldu, işte İngiltere'den, İspanya'dan. Daha sonra da bütün bu çalışmaları 2 günlük küçük bir festival olarak sergiledik Kadir Has sahnesinde. Bu da bu anlamda sanırım ilk defa böyle bir yeni yazar, yeni yazım festivali oldu. Tekrar olacak mı? Evet, gelecek sene tekrar biz bir çağrı yapıyoruz atölyeye katılmaları için kişilerin. Yaş tahdidimiz yok. Yani hani sadece genç yazarlarla ilgili bir proje değil. Aralık başında başlıyor. Nisan'a kadar devam ediyor. Şu anda programı oluşturuyoruz. Mayıs ayında da bir festivalle yine noktalanacak 2013'te. Böyle bir geleceğe yönelik de böyle bir projemiz var devam eden. Meraklılarının ulaşması için yine adres vermek gerekirse? Tabii yine Galata Perform'dan ulaşabilirler. Yeni Metin Yeni Tiyatro Projesi ile ilgili bir blogumuz var. Oraya girebilirler, takip edebilirler. Onun dışında zaten Facebook'ta ve Twitter'da da var proje Yeni Metin Yeni Tiyatro ve aynı zamanda Galata Perform olarak. Peki, tiyatro festivalin bünyesinde yaptınız bu oyunun premierini. Hı hı. Nasıl geçti bu yıl festival? Festival hala devam ediyor 5 Haziran'a kadar. Bayağı uzun, kaldı artık. Uzun bir maratonmuş, evet. Bu sene. Aslında ben ilk 2006 senesinde katılmıştım. Aksak İstanbul Hikayeleri diye bir oyunumla katılmıştım. O zaman sanırım genç tiyatro altında katılmıştım. Daha sonra Noter diye bir oyunumla da katılmıştım. Bu sene 40. senesi olduğundan dolayı vakfın işte 40 değişik yapım var ve çok yoğun bir tempoda devam ediyor. Yabancı oyunları mümkün olduğu kadar tabii herkes seyretmeye çalışıyor. Onun dışında Türk oyunları da, yani bizim yer aldığımız kategoride de çok aslında ilk çıkışını yapan çok güzel oyunlar var. Özel projeler. Evet. Özel projeler var. Bazen şöyle şeyler oluyor. Festivalde bir araya gelip sahnelenen oyunlar hani daha sonra tekrar edilemeyebiliyor. O yüzden kaçırmamalarını öneririm seyircilerin. Biz de festivalin başında yer aldık. İtici bir güç olduğunu düşünüyorum tiyatro festivalinin. Daha nicelerinin olmasını ve hatta farklılarında olmasını isteriz tabii.
Kesinlikle katılıyorum bu dileğe. Küçücük bir sohbet molası verelim şimdi. Tamam. Yine çok güzel bir festival haberimiz var çünkü. 40.sı düzenlenen müzik festivali. Geçtiğimiz gün geçtiğimiz akşam yapılan törenle Haliç Kongre Merkezi'ndeki konserle birlikte açılış yaptı. Ve festivalin bu yılki teması Umut ve Kahramanlar. Haberin detaylarını izliyoruz. Sonrasında sohbete devam edeceğiz.